Merhabalar, Knaleller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle ilmeklerimi taktım. İlmek kurulum sayısı tek tek, yani bir ters bir düz şeklinde olduğu için belli bir ilmek sayımız yok. Hemen tığımı aldım ve modelimi örgümün arka yüzünde ayarlıyoruz. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Bu şekilde. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime alıyorum ve bu şekilde ipimi de üzerine dolayaraktan ikinci ilmeğimi terse örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden şişime, sol şişimden sağ şişime alıyorum ve üzerine ipimi dolayaraktan ve bir ters örüyorum. Örmeden al, bir ters ör. Tekrar. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar bir örmeden alıyoruz ve bu şekilde ipimizi üzerine doluyoruz ve ters örüyoruz. Modelim çok güzel. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da rahatlıkla yapabilir. Örgümün ön yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim, bakın, arka yüzde ters yapmıştım, ön yüzde düz. Düz olduğu için bu ilmeğimi ters örüyorum. Diğer şişimin üzerine örmeden almış olduğum ve dolamış olduğum ilmeğimi de ikisini birlikte bu şekilde düz örüyorum. Tekrardan bir ters ve iki defa, yani örmeden almış olduğum ve üzerine dolamış olduğum ipimi de düz örüyorum. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Modelimin alt kısmı kıvrılmayan bir örgü modeli. Sizin tercihinize kalmış. İster lastik uygulayabilirsiniz, ister uygulamazsınız. Siz tercih edersiniz. Hemen bir düz, bir ters şeklinde örüyorum. İki defa, yani şişime örmeden almış olduğum ve üzerine dolamış olduğum ilmeğimi düz alıyorum. Bu şekilde düz örüyorum. Ve diğer ilmeğimi, düz ilmeğimi de ters. Yani lastik gibi bir düz bir ters şeklinde örüyoruz ama tığımızın üzerine iki defa dolamış olduğumuz ilmeğimizi düz örüyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Diğer ilmeğimizi ters. Ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu şekilde bakıyoruz. Bu ilmeğimiz ters. Bu ilmeğimiz şöyle, bakın. Bu ilmeğimiz örgümüzün arka yüzünde ters olduğu için bu ilmeğimizi ters örüyoruz. Bakın, bu ilmeğimiz düz olduğu için ipimi benden tarafa alıyorum. Sol şişimden sağ şişimi örmeden alıyorum. Üzerine bu şekilde dolayaraktan. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi alıyorum. Ve bu arada da modelimizi kaydırma işlemi yapmış oluyoruz. Hemen şöyle ipimi de üzerine aldım ve ters ördüm. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters ilmeğimi. Hemen ve son ilmeğimi de kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra, bakın, örmeden almış olduğum ilmeğim ve üzerine dolamış olduğum ilmeğim. Ve bu ilmeğimi düz örüyorum. Diğer düz ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde hem modelimi uygulamış oluyorum hem de modelimizi kaydırma işlemiyle devam etmiş oluyoruz. Bir düz, bir ters şeklinde örüyoruz. İkili ilmeğimizin düz olmasına dikkat ediyoruz. Tekli ilmeğimizi ters örüyoruz. Modelimiz bu şekilde. Ve kenar ilmeği.
Yine tekrar örgümün arka yüzünde, burayı da göstereyim hemen, pardon. Kenar ilmeğimi aldım ve kenar ilmeğimden sonraki ilmeğim, bakın, düz geldiği için hemen bu şekilde örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bakın, düz ilmeğimi düz şekilde üzerine dolayaraktan alıyorum, ters ilmeğimi. Modelim çok kolay. Düz ilmeklerimizi örmeden üzerine dolayaraktan ters ilmeğimi. Ve kenar ilmeği. Burada da yine düz ilmeğimi ters, ikili ilmeğimi de düz örerekten devam ediyoruz. İkili ilmeklerimizi düz örüyoruz. Buna dikkat edelim. Hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde. Burası arka yüzü ve burası da ön yüzü. Şöyle. Çok farklı ve çok güzel bir örgü modeli oluyor. Her türlü örgüde kullanabileceğimiz bir örgü modeli. Hem bayan, hem erkek, hem çocuk örgülerinde de kullanabiliriz. Bebek battaniyesi de olur. Çünkü modelimiz çok hoş. Her türlü örgüde kullanabiliriz. Hırkalarda, yeleklerde, bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.